Haberin merkezi Show Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Öncelikle güzel bir hafta geçirmenizi dileyerek başlayalım bültenimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceliğini 2023 yılı hedeflerine verdi. Cumhur İttifakı vurgusuyla seslendi. Sakarya Zaferi'nin 100. yılı kutlama programına katılan Erdoğan, 2023 hedeflerimiz küresel senaryolara bir karşı bir başkaldırıdır dedi. Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan bir kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki hedeflerimiz küresel senaryolara karşı bir başkaldırıydı. 2023 hedefleri vardı önceliğinde. Uğradığımız onca saldırılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti 100. yılının eşiğine gelmiştir dedi. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. 2023'e yaklaştıkça bu güven ve umut zeminini bozmaya yönelik tacizlerin artması doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. Ve Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenle yürüyoruz. Sakarya Zaferi'nin 100. yılı kutlama programında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin yaşadığı saldırıların maruz kaldığı gizli açık ayak oyunlarının içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var. Nasıl lime lime döküldüklerini beraberce takip ediyoruz. Ayakta duracakları mecelleri yok. Polatlı'da şişe camın fabrikasının açılış törenine de katıldı. 4 milyar liralık yeni yatırımın kurdelesini keserken muhalefet vardı hedefinde. Polatlılı gençlere Tarım Üniversitesi müjdesi de verdi. Birileri ısrarla Türkiye'de fabrika yok diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor. Hayata ve siyasete sadece ideolojilerinin at gözlüğünden bakanları ademe mahkum ediyoruz. Yargıtay binasının dualı açılışı sonrası eleştirilere hedef olan Diyanet İşleri Başkanı'nı da telefonla aradı Erdoğan. Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Ali Erbaş'a destek verdi. Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Bizi ciddi manada üzüyor. Hep beraber sizin sergileyeceğiniz duruş, bu bir birliktir, bu bir beraberliktir. Cumhurbaşkanının 2023 hedefleriyle ilgili açıklamalarına CHP'den itiraz geldi. Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası kamera karşısına geçen parti sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakı'nda çatlak iddialarına da karşılık verdi. Güler misiniz, ağlar mısınız? Biz buradan Erdoğan'a asıl sabotajın ne olduğunu bir söyleyiverelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz sözlerine muhalefetten yanıt gecikmedi. Döviz kasası sağdan da saysanız, soldan da saysanız açık veriyor. Ülke ekonomisine yapılan sabotajın şahı budur. CHP Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden devam eden tartışmada iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Ortada bir spekülasyon varsa bunun sorumlusu bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı'nı piyon gibi sahaya süren Erdoğan'dan başka kimse değildir. Diyanet İşleri Başkanı'nın rehberi Erdoğan değildir. Kur'an'dır, güzel ahlaktır, yasalardır. CHP sözcüsü Faik Öztürak, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu tekil konuşuyor değerlendirmesiyle başlayan Millet İttifakı'nda çatlak iddialarına da yanıt verdi. Millet İttifakı'na oluşturan partilerin genel başkanları gerekenleri söylemiştir. Bu konuda Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur. Muhtemelen şurada bir fotoğraf çekileceğiz. Meral Akşener'den de Millet İttifakı'nda en küçük bir sorun yok, uyumlu biçimde çalışıyoruz açıklaması geldi. İstanbul'u, Ankara'yı nasıl kazandıysak Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız. Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak dedi İyi Parti lideri. Hem ekonomiye yön. Yapımına milyonlarca dolar harcanan Anka Park davasında karar çıktı değerli izleyenler. Mahkeme sözleşmeyi fesheden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni haklı buldu ama Tema Park üzerindeki tedbir kararını kaldırmadı.
Mahkeme Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni haklı buldu ama Anka Park'ı teslim etmedi. Akıbeti kör düğüme dönen Tema Park'la ilgili davada karar çıktı. Parkın maliyeti 801 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi işletmecinin atıl halde bıraktığı parkın sözleşmesini feshetmişti. İşletmeci de o karara karşı dava açmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parkta hırsızlık olaylarının yaşandığını iddia ederek tahliye işlemlerini de başlatmıştı. Ancak işletmeci buna da tedbir kararı koydurarak tahliyeyi durdurmuştu. En az 30 tane kablo hırsızlığını savcılığa veriyoruz. Yani o da nasıl içeride hırsızlık oluyor? Fakat biz içeri giremesek de etrafındaki güvenlikçiler sürekli bekliyor, belediyenin güvenlikçileri. Oradan bir araba çıkarsa hemen onu yakalıyorlar. İçinde kablo var, hırsızlık var. Yani içeriği var. Boşaltıyorlar bir yandan. İçeriği boşaltıyorlar. Mahkeme belediyenin sözleşmeyi feshetmesini hukuka uygun buldu. Ama parkın belediyeye teslim edilmesini engelleyen tedbir kararını kaldırmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden karara tepki açıklaması gelirken, kamu zararının her geçen gün arttığı belirtilerek parkın bir an önce belediyeye devredilmesi gerektiği vurgulandı. Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den yaşlanmaya karşı da umut vadeden bir açıklama geldi değerli izleyenler. Şahin, hasar görmüş bir organın yaşlanma süreci tersine çevrilebilir dedi. mRNA yani aşıda da kullanılan teknolojinin yaşlanmayı durdurmak için de kullanılabileceğini söyledi. Genç kalmak mı istersiniz yoksa yaşlanmak mı? Ben yaşlanmak isterim ya. Bu yaştan daha memnunum. Genç kalmak iyi de sonsuz yaşamak kötü. Koronavirüsü aşıyla yavaşlattı, gözünü yaşlanmaya dikti. BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, organların yaşlanma süreci tersine çevrilebilir sözleriyle yaşlılığa karşı aşı geliştirilebileceğinin sinyalini verdi. İmkansız bir şey ya. Yaşımdan memnunum ben. Uğur Şahin'e göre yaşlanmak biyolojik bir durum ancak gelecekte hasar gören organların gençleştirilebilmesi de mümkün. Dönmek istediğiniz bir yaş var mı? Yok, her yaşımdan memnunum ben, çok şükür. Kaç yaşındasınız? 70. 40 yaşına doğru gitmek isteseniz? Yok, istemem. Bu yaşında kendine göre güzellikleri var. mRNA metoduyla kansere karşı da aşı çalışmalarını sürdürüyor Şahin ve Türeci çifti. Yine aynı yönteme işaret etti Uğur Şahin. Bilim kurgu filmindeki gibi yaşlı insanları genç insanlara dönüştüremezsiniz dedi ama hasar görmüş veya eski organların yaşlanma sürecinin tersine çevrilebileceğini söyledi. Yavaşlatmak bence bir yere kadar yararlı olabilir ama yani yaşlanmayı durdurmak dediğim gibi bence biraz korkunç bir fikir. Denenmesi lazım, bilinmesi lazım. Tam tersi olabilir. Hani gençleşiyoruz diye ölebiliriz de. Şimdi tıpkı çağın illeti kanserde olduğu gibi yaşlanmak istemeyenlerin de umudu olduğu iki Türk bilim insanı. Koronavirüse karşı mücadelede şu anda en etkili çözüm aşı. Ama buna inanmayanlar da var, yani aşı karşıtları olanlar da. İşte böyle biri, bir genç mühendis. Bana bir şey olmaz dedi, aşı olmayı reddetti. Ta ki koronaya yakalanana kadar 21 gün yoğun bakımda, ölümle yaşam arasında gidip geldi. Yeni doğan bebeğini bile göremedi. Hastaneden çıktığında ise artık bambaşka biriydi. Aşı karşıtıydı, olmayın diyorum. Hiçbir zaman benim başıma gelmez diye düşündüğüm şeyler geldi yoğun bakımda. Koronavirüse yakalandı, bunları söylediğine bin pişman oldu. Pişman oldum o yoğun bakıma düştüğüm için. Şunu gelseler 5 tane aşı olurum. Ben 10 günlük kızımı göremedim. Doğum yaptığım zaman yanıma bile gelemedi. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 35 yaşındaki Uğur Çalışkan koronavirüsü hafife alıyordu. Kendime çok güveniyordum. Aşı olmadığım için olmak da istemiyordum zaten. Ama geçtiğimiz ay testi pozitif çıktı. 21 gün 4 duvar arasında. Her tarafımızda serumlar, kan almalar, insanların bağırtışları, bir yudum havayı almak için orada insanların ne hale geldiğini oradaki insanlar bilir. Ailesinin durumu da ondan farksızdı. Benim babam da yakalandı, eşim. Ben de pozitif çıktım. Yeni doğum yapmıştım. İki çocukla tek başıma kalacak düşüncesi hep kafamda yer etti. Herkes doğru bilgilendirilmiyor. Bu çok önemli. Aşı olsunlar. Uğur Çalışkan'ın mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkatini çekmiş, sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapmıştı. Benden önce davrandığı için Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ben aşı karşıtıydım. Ama artık değil. Aşınızı olun. Çünkü ben 90 kilo girdim, 70 kilo beni aileme teslim ettiler. Bu işin ne kadar ciddi olduğunu insanların anlaması lazım.
Etiketlerdeki fiyatlar son dönemlerde haber bültenlerimizin de başlıca konularından bir tanesi. Çünkü hepimizi ilgilendiriyor değerli izleyenler. Sebze, meyve tarladan tezgaha gelene kadar etiketini katlıyor. Vatandaşın da yani hepimizin cebini yakıyor. Buna dur demek için Ticaret Bakanlığı denetimlere başladı. İstanbul Bayrampaşa'daki halde de müfettişler inceleme yaptı. Orada da esnaf zincir marketlere adres gösterdi. Var fiyat farkı tabii ki. Tüm ürünlerde zamlı geçişleri var. Millet kana alıyor burada. İş yok, güç yok. Mal bahalı, alan da yok. Sebze meyve tarlada ucuza satılıyor, tezgaha gelene kadar fiyatı katlanıyor. O yolculukta etiketlere bir haller oluyor. Buranın fiyatlarıyla marketlerin fiyatları arasında bayağı bir fark var. Yani arasındaki fark çok uçurum oluyor. Pazarda markette meyve sebze fiyatları ciddi anlamda el yakıyor. Bu fahiş fiyatlarla mücadele için de Ticaret Bakanlığı harekete geçti. 9 büyükşehirde bulunan 10 halde denetim yapıldı. Üreticiden tüketiciye gidene kadar fiyatlar nasıl bu kadar artabilir sorusuna yanıt arandı. Müfettişler üreticiye ödenen tutardan haldeki fiyatlara kadar hepsine tek tek baktı. İstanbul'daki sebze meyve halinde bir fırsatçılıkla karşılaşılmadı. Hallerin çıkış fiyatı belli. Fahiş diye bir şey hallerde olmuyor. Hallerde enflasyonu da nihai tüketicinin cebini olumsuz yönde etkileyecek hiçbir davranış biçimi yok. Halde fiyatlar geçen seneye göre neredeyse iki kat arttı. Markete gidene kadar o zam da zamlandı. Biz burada domatesi 3 lirayla 4 lira arası satıyoruz. Ben evime aldım domates marketten. 7 liraydı kilosu. Biber de 8 liraydı. Biz burada 3 liraya 4 liraya biber satıyoruz. Hal çıkış faturası bugün incir 7 liradan çıkmış. Burada yazıyor birim fiyatı 7 lira. Etiket fiyatıyla karşılaştırdığı an burada fiyat farklılığının kimden yüksek çıktığını, kimin yükseğe sattığı tamamen yani düz bir mantıkla bile çıkartılabilir. Hal esnafı zincir marketlerinde denetlenmesini istiyor. Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyatlarla mücadelesinin sürmesi bekleniyor. Son yolculuğuna bilet aldığını bilemedi. İtalya'dan saç ekimi için İstanbul'a geldi ama ameliyathanede hayatını kaybetti değerli izleyenler. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçen İbrahim Gül memleketinde toprağa verildi. Acılı aile bakın en çok neye isyan etti. Burada sapasağlam çocuğumuz gitti. Ölü olarak bize teslim edildi. Bize haber verilmedi. Son yolculuğu olduğunu bilemedi, gurbetten İstanbul'a geldi. Ameliyathanede hayatını kaybetti. Hasret kaldığı kardeşini kara toprağa veren abi isyan etti. Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz. Acaba o hastanede İbrahim gibi kaç kişi vefat etti? Kaç kişi öldü? 28 yaşındaki İbrahim Gül evli bir çocuk babasıydı. Yıllardır İtalya'da yaşıyordu. Hem kuaför malzemesi almak hem de saç ektirmek için İstanbul'a geldi. İbrahim bundan 3 gün önce 4 gün önce yanımdaydı, yanıma geldi, konuştuk. Herhangi bir sağlık sorunu, herhangi bir şeysi yoktu. Cumartesi günü Bağcılar'daki özel hastanedeydi ama ameliyathanede bir şeyler ters gitti. Bize söyledi ki kalp krizi geçirmiş. Kalp krizinden sonra stent yapmışız. Stentten sonra anjiyo yapmışız. Ön tahliller yapılmıyor. Ön tahliller yapılsaydı bunlar bu duruma gelmezlerdi. Soruşturmanın daha derin, daha uzun olmasını istiyoruz. Gördüğüm manzara İbrahim kanlar içindeydi. Kefeninden kan sızmıştı. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Ailesi onun memleketi Şanlıurfa'da toprağa verdi. Adaletin yeri bulmasını istiyoruz ki tabii ki. Operasyonu gerçekleştiren doktorsa taksirle adam öldürme suçundan tutuklandı, cezaevine gönderildi. İstanbul Çemberlitaş'ta bir esnaf İspark'tan kiraladığı alana masa ve sandalye koydu, kafeye çevirdi. Haliyle tepkiler de çığ gibi büyüdü. Kaldırımda insanlar yoldan yürüyor yani. Her taraf masa sandalye yani. Evet gördük. Ne yapacaksınız? Bilmiyorum, bir sorun. Başka otopark mı? Yani başka otopark tabii ki. Kiralandı ama amacının dışına çıktı. İspark kafeye dönüştürüldü. Araçlar gitti, yerine masa ve sandalyeler geldi. Ya hem park hem yol sorunu var. Yürüyecek yol yok ya yayaya. Tabii ki normal değil orası şu an için. Şu anda Çemberlitaş'ta bulunuyoruz. Hemen yan tarafımız İspark. Yani normal şartlarda araçların park etmesi gerekiyor. İspark'ta en uygunu, İspark için yer yok. İspark'ta zaten yer bulamazsın, abonelik veriyor çünkü. Ancak şu anda baktığımızda araçların yerinde masa ve sandalyeler var. Ne araç olsun ne şey masa. Komple mi kapatılsın?
Tabii ki yani. Daha güzel olur. Biz ondan memnun oluruz esnaf olarak. Vatandaş gelecek, yanaşacak. Esnaf gelecek, malını indirecek, bindirecek. Öyle olacak. Ben zaten buranın vergisini ödüyorum. İşte bu alan iddiaya göre yıllar önce İspark tarafından buradaki dükkanlara kiralandı. Ancak o kişiler de bu alana demir bariyerler yerleştirerek tamamıyla kapattı ve yıllar içerisinde de gördüğünüz gibi bir kafeye çevrildi. İsparksa İspark olması lazım. 5 yıldır var. Buna müsaade edildi. Böyle gidiyor. Belediye işgali için bir ücret ödendiğinde kapının önünü istediği gibi hizmetine veriyor. Türkçesi bu. Kafe sahibini aynı park alanını kiralayan esnaf arkadaşları savundu. Misafirler otoparka park etsin. Burası esnafa aittir. Ben burada 40 senelik esnafım. Bu yıllardır böyledir. Adam kiralamış mı kardeşim? İsparksa amacı dışında kullanıldı dediği o iş yerinin sözleşmesini iptal etti. Uzun süreli elektrik kesintisi yaşayanların bu habere biraz daha fazla dikkat etmesini öneriyoruz. Çünkü elektrik dağıtım şirketleri kesinti için tüketiciye tazminat ödüyor. Evet, yanlış duymadınız. Uygulamanın ilk örneklerinden biri Ankara Çankaya'da yaşandı. Mahalle sakinleri elektrik kesintisi nedeniyle bakın ne kadar tazminat kazandı. Bilmediğimiz için biz de şaşırdık. Bir mesaj geldi, 80 lira tazminat hakkınız var diye. Ben de ilk önce sabah 4'te gelince bir şaşırdım. Şimdiye kadar hep faturasını ödüyorlardı. Bu kez elektrik dağıtım şirketi onlara ödeme yapacak. Elektrik kesintisine tazminat uygulaması resmen başladı. Bize de mesaj geldi. Mesajda 160 TL gibi bir rakamın geri ödeneceği söylendi. Mahallede elektrik direkleri işte yer altına alındı çalışmalar. Uzun bir süre elektrik kesintileri olmaya başladı. Bu konuda çok mağdur olduk. Teslim etmemiz gereken işler var orada. Onları bile teslim edemedik elektriğimiz olmadığı için. Ankara İlker Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmıştı. Elektrik kesintisi nedeniyle hem mahalle sakinleri hem de esnaf büyük bir mağduriyet yaşamıştı. Tazminat hakları olduğunu yeni öğrendiler. Cumartesi günü gelen mesajla öğrendik. İlk önce dolandırıcılık mı yapılıyor acaba falan diye sitesine girince bakınca evet böyle bir hakkımız varmış. Mahalle sakinleri telefonlarına gelen mesajla öğrendiler tazminat kazandıklarını. Çok fazla bilinmese de tüketicinin böyle bir hakkı var. Böyle bir hakkımızın olduğunu bilmiyorduk açıkçası biz de. Mağduriyeti giderme açısından güzel ama fiyat o mu bilmiyorum. EPDK'nın aldığı kararla şehir merkezlerinde 10, daha küçük yerleşim yerlerinde 11 ve kırsalda 12 saati aşan elektrik kesintisi yaşanırsa şirketler tüketiciye tazminat ödeyecek. Tazminat tutarı iş yerleri için 160 lira, evler için 80 lira olarak belirlendi. Mağdurlar şimdi elektrik şirketine gönderilen IBAN numarasına paranın yatmasını bekliyor. IBAN numarasını gönderdim. Bekliyoruz şimdi yatıracaklar mı yatırmayacaklar mı diye. İlginç bir tepkiyle devam ediyoruz şimdi. Gümüşhane'de bir yurdun inşaatında çalışan iki işçi iskeleden düşüp yaralandı. Haber için olay yerine koşan bir kameraman hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yurt görevlileri ve yaralıların birinin babası onu engellemeye çalıştı. Kapatır mısın? Niye kapatıyor? Ay sana ne ya? Bura bir kurum diyorum sana. Ben bir yerde istemiyorum bunu. Bak bir yerde çıkarsa senden kötü olur. Üzerine yürüdüler, tehdit ettiler. Habere giden kameramanı engellemeye çalıştılar. Abi anlamıyorsun. Abi sen laf anlamıyor musun ya? Gümüşhane Özel Hacı Afife Tarhan Kız Öğrenci Yurdu'nda dış cephe tadilatı vardı. Sabah saatlerinde 22 yaşındaki iki işçi iskeleden bir kat aşağı düşerek yaralandı. Lütfen. Niye lütfen? Bak, abi lütfen sinirliyim benim. Zaten sinir şu anda çocuğum düşmüş. Sen şunu kapatır mısın ya? Haberi alan bir kameraman olay yerine koştu. İşi gereği çekim yapıyordu ama hiç beklemediği bir engelle karşılaştı. Asayişlik bir olay var. Ambulans gelmiş. Nasıl çekmeyeceğim? Yurt görevlileri ve yaralı gençlerden birinin babası görüntü alınmasına izin vermedi. Çeker misin? İş sahibi var. İş sahibi. Bir iş sahibi olabilir. Ben de işimi yapıyorum. Abi anlamıyorsun. Abi sen laf anlamıyor musun ya? Saldırganlar bir süre sonra uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Abi çeker misin? Ben gazeteciyim. Ben de seni çekeyim. Ben. İstediği ayakkabı alınmayınca küstü. Son tartışmanın ardından da evi terk etti. Gözü yaşlı ailesi bir haftadır haber alamadıkları 20 yaşındaki Gökdeniz'i arıyor. Gökdeniz, neredesin Gökdeniz? En son bir ayakkabı istedi. O ayakkabıyı almadım diye küstü bize. O küslük tam bir yıl sürdü. 20 yaşındaki genç son tartışmada işi daha da büyüttü. Evden ayrıldı, bir daha da ortaya çıkmadı.
Seni çok özledim oğlum. Sensiz ben yaşayamayayım. 7 gün oldu, daha dönmedi. Kimseden bağlantı kurmamış. Endişeleniyoruz. Gaziantep'te yaşayan Gökdeniz Taşçı iddiaya göre bir yıl önce babasından beğendiği ayakkabıyı almasını istedi. Baba Yılmaz Taşçı olmaz deyince aralarında küslük başladı. Bir seneden belli bizden konuşmuyor. Kendini odaya kapattı. Son tartışma evdeki temizlik yüzünden yaşandı. Annesi içeriği temizleyeyim dedi. Kendi de temizletmek istemedi. Kızdık, tartıştık. Çekti gitti evden, terk etti bizi. 2 tane gömleği yoktur. Bir de kapşonunu almış gitmiş. Gökdeniz'den bir daha haber çıkmadı. Kayıp başvurusunda bulunan gözyaşlı ailesi ondan gelecek iyi haberi bekliyor. 7 günden beri yoksun. Gece gündüz alayım yoksun Gökdeniz. Dön gel oğlum evine bir an önce. Yani her şeyi çözeriz. Ben seni çok seviyorum. Esenyurt'ta bir sitede yaşanan yönetici krizi mahkemeye taşındı ama mahkemenin atadığı kayyum da sorunun bir parçası olup koltuğu bırakmam deyince site sakinleri bu sefer eylem yaptı. Sitemiz hep günden güne kötüye gidiyor. Yepyeni bir yönetim seçilmiştir ancak bu yönetim görevine başlayamamıştır, başlatılmamıştır. Site yönetimine kim geldiyse ayrılmak bilmedi, koltuk savaşı çıktı. Sitemiz kat mahalliklerinin iradeleriyle seçtikleri yönetim kurulu tarafından yönetilmek isteniyor ancak buna engel olunuyor. İstanbul Esenyurt'taki bu lüks sitenin sakinleri yıllardır yönetici kriziyle boğuşuyor. Bundan önceki yönetim 2018 yılında Ocak ayında seçildi 2 yıllığına. 2 yıllık süre doldu ama iddiaya göre o yönetici görevi bırakmadı. Biz buna mahkeme yoluyla da engel olduk. Atanan geçici kayyumun 6 ay sonra görevi bırakması gerekiyordu ama ayrılmak bir yana koltuğu sahiplendi. Yeni yönetici kimseyi dinlemeyeceğim, odamı almayacağım, burası benim makamım, giremezsiniz gibi üsluplarda bulundu. Biz de seçim yaptık. Geçici kayyum görevi seçilen yeni yöneticiye devretmeyince site sakinleri isyan etti. Görevden el çekilmiş olmasına rağmen ısrarla halen beni hakim atadı diyerekten kat maliklerinin çoğunluğunun iradesini hiçe saymakta. Biz bir an önce seçtiğimiz kişiyle yolumuza devam etmek, sitemizi güzelleştirmek istiyoruz. İkinci el otomobilde fiyatlar neredeyse sıfırlarıyla yarışır hale gelince satışlar haliyle azaldı. Alıcılar kadar satıcılar da duruma tepki gösterdi. Bir sene önce kendi aracımı sattım. İkinci el bir araç bakıyorum ama maalesef yanına yaklaşamıyorum. Fiyatlar arttı. İkinci el araç satışları geçen ayın Ağustos ayına göre %37 düştü. Pahalı ama tabii bir pazarlık belki yapılıp. Sonuçta araç da biraz da donanımlı. Geçen seneye göre gelen bütün araçlarımız geldiği gibi gidiyordu. Bu sene gördüğünüz gibi. İkinci el araç fiyatları arttı. Satışlar düştü. Piyasanın bu durumuysa böyle devam edecek gibi görünüyor. Yani sattığım arabanın değerinde bir araba bulamıyorum. Bu şekilde gittiği sürece çok parlak görmüyorum. Galericilere göre satışlardaki düşüşün bir nedeni de kredi oranları. Vade oranları düşürüldü biliyorsunuz. %70 kredi çıkan araçlara şu an yarısına çıkıyor, %50'sine çıkıyor. Alım gücü otomatikman düştü tabii. İkinci el piyasasındaki durumdan alıcılar da şikayetçi, satıcılar da. 30-35 artış var araç fiyatlarında. %50 de satıştan düşüklük var. Geçen sene 2018 model 15 bin kilometrede olanı 250 bin liraya satmıştık. Bir kişi aradı mı diye sorarsanız şu an ilanlardaki emsallerine göre en uygun rakam yazıyor. Hiç kimse aramadı. Yani 15 bin. Şekilde giderse haliyle bunun fiyatını biz çekmek zorundayız. İkinci el araç satışının yapıldığı yerlerde 60 bin liranın altında ikinci el otomobil bulmak neredeyse imkansız. Özellikle 100 ila 150 bin lira bandındaki araçlar tercih ediliyor. Yani ayağımı yerden kessin diye alabilecekleri araç 60 bin lira. El ayağı düzgün 150 bin lira. Gözden çıkarmaları lazım. Kıskandığı eşinin telefonuna uygulama yükledi. Onu adım adım takibe başladı. Durumu fark eden kadın boşanma davası açtı. Mahkeme telefondan gizli takibi boşanma delili saydı. Eşiniz sizi adım adım takip etse ne hissederdiniz?
Tabii ki hoşlanmam. O çünkü artık tacize giriyor. Edebilir çünkü benim bir çekinecek bir şeyim yok. Herhalde boşanırdım. İtalya'da başlayan aşk İstanbul'da bitti. Telefondan gizli takip boşanma sebebi sayıldı. Bu psikolojik bir baskıdır. Yazık, ne diyeyim. Boşanma sebebi bence. Affedilmez. Çiftler arasında özel hayatın ihlali bu kez sınırlarını aştı. Telefondan konum takibine kadar gitti. Barış ve Elçin çifti büyük bir aşkla evlenmişlerdi ama bakın sonu nasıl bitti. Evlilik birliğinde yapılan bu eylemler hiçbir zaman için suçu meşrulaştırmaz. Dolayısıyla siz suç teşkil eden bir eylemi evlilik birliğine gerekçe göstererek yapamazsınız. Eşiniz sizi adım adım takip etse ne hissederdiniz? Baskı. Çünkü güvenimizin zedelendiğinin göstergesidir. Böyle bir ömür sıkıcı olur zaten. Amacı ne olabilir ki? Zaten nerede olduğumu bilir. Tabii ki hoşlanmam. Doğru, kimin hoşuna gider ki? Karşılıklı güven her şey sonuçta. Bu ilişkide de kocanın kıskançlıkları karısını canından bezdirdi. İddiaya göre kocası karısının giydiği kıyafetten sürdüğü ojeye kadar her şeye karışıyordu. Eşiniz her şeyinize karışır mı? Karışır. Giyim tarzıma. Yani oje sürme, makyaj yapma. O tarz şeyler söyler. Belli konularda belki fikrini söyleyebilir insanlar ama karışmak biraz çok genel bir kavram. Öyle biriyle de evlenmek istemezdim zaten. Herkes herkese saygı duyduğu sürece zaten evlilik yürür, öbür türlü yürümez. Elbette kadın kendisine yapılan bu psikolojik baskıya kayıtsız kalmadı. Eşinin onu telefondan takip ettiğini, nereye gitse adım adım izlediğini fark ettiği anda soluğu mahkemede aldı. Aslında bu eylem özel hayatının gizliliği suçuyla beraber kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi suçunu meydana getiriyor. Uzun yıllar önce Şanlıurfa'da bir Ermeni ustanın güzeller güzeli bir kızı varmış, Vartuhi. Kimsesiz Fırat'a sevdalanmış ama sevenler kavuşamamış. O günden sonra Halfeti'de güller kararmış. Dilden dile ulaşan bu rivayete inananlar olmasa da ilçede güller hala siyah açıyor. Karagül'ün yağı 80 bin dolara satılıyor. Karagül görmüş müydünüz daha önce? İlk defa görüyorum. Çok güzel, çok şahane duruyor. Buraya has bir şey miymiş? Sadece buraya özgüymüş. Buranın havasında kararan bir gülmüş. Rengini ve kokusunu yetiştiği topraktan, asaletini Fırat'ın tılsımından alıyor. Kendine özgü, bu yöreye özgü. Kimilerine göre ise Karagül, sevip de kavuşamayan Ermeni bir kızla kimsesiz Türk gencinin aşkının yasını tutuyor. Hayfeti'nin incisi, namı şiirlere, şarkılara, türkülere konu olmuş Halfeti'nin o meşhur Karagül'ü. Bence hüznü ifade eden bir gül, renginden dolayı. Halfeti tarihi taş evleri ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Karagül'üyle de dikkat çekiyor. Karagül öyle bir bitki ki efendim, Türkiye'nin dört bir yanında yetiştirilmeye çalışılmış. Ancak bu simsiyah rengi bir tek Halfeti'de alıyor. Hatta daha önce biz denedik. Bunu Urfa merkeze aldık, götürdük. Eşim dikti bunu, büyüdü. Verdi ama pembe. Hiçbir zaman bekle kararmadı. Karagül işte böyle seralarda yetiştiriliyor. İlkbaharda ve sonbaharda hasat zamanı var. Biz de Şanlıurfa'da bir seradayız. Karagül deyip geçmeyin efendim. Değeri binlerce lira ediyor. Çok değerli olduğu buradan belli oluyor yani açıkçası. Lokumu oluyor, işte kolonyası oluyor. Sadece o kadar da değil. Karagül'ün reçeli, çikolatası da yapılıyor. Hatta kozmetikte bile kullanılıyor. Yağının kilosuysa 80 bin dolar ediyor. Biraz pahalı aslında. Öğrenmem iyi olmuş o zaman. Hadi ya, bilmiyorduk. Ufak tomurcuklar yani artık açmaya başladı. Yani bir iki hafta sonra siyaha döner. Dalında kararıyor kurumadan. Sahiden inanılmaz bir kokusu var. Çok güzel. Evet, çok güzel koku. Yani bu koku hiçbir yerde yok. Sadece burada. Biraz üzüldüm açıkçası. Tek yetişen yer burası çünkü. Ama çok güzeller. Her damlasında bin bir emek, türlü derde deva var. Şifa deposu Karakovan balığı için Artvin Murgul'da sağım zamanı geldi. Bu yılki verim üreticileri şimdiden mutlu etti. Sofrada olanlara da bu haberle, balla birlikte afiyet olsun dileyelim. Nasıl? Tadı? Müthiş. Karakovan bal bu. Karakovan da orada. Çok tehlikeli, meşakkatli, şifalı olduğu kadar da lezzetli. İnsanların genelde işte gırtlak, yani ciğer sorunları ya da işte bağırsak sorunlarına
iyi geldiği söyleniyor. Kafkas arı ırkının gen merkezi olan Artvin Murgul'daki ormanlar karakovan balı üretimi için biçilmiş kaftan. Bu sene son. Nasıl yılda bir kere olur? Evet. Çiçek balı, ihlamur, orman gülü, kara yemiş, böğürtlen ve artık doğada isimlerini bilmediğim bir sürü çiçek. Metrelerce yüksekliğe yerleştirilen kovanlara ulaşmanın ilk yolu bu zorlu tırmanıştan geçiyor. Beteğin gözleri tamamen doğal. Arı kendisi koymuş. Tabii. İkinci aşamada arılar talaş dumanıyla sakinleştiriliyor. Zorlu yolculuk tamamlanınca şifa deposunu önce üretici tadıyor. Sonra da siparişler meraklıları için yola çıkıyor. Nasıl? Tadı? Müthiş. Yurt dışına Almanya'ya, çok az da Moskova'ya gittiği oluyor. Değerli izleyenler, bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Yarın biz yine aynı saatte günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızda olmayı umut ediyoruz. Güzel bir akşamınız olsun. İyi akşamlar.